Hepsi merhaba arkadaşlar, birbirine kaldıran Satfet ve bugün sıra Barsam Arkard'dayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir önceki bölüme gelen bayağı bir fazla ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Harika bir like sayısına ulaşmışsınız. Bayağı ulaşmışız. Şaşırdım yani. Şaşırdım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Parçaları toplayacağız. Şurada gördüğünüz gibi biriktiler. Şu arabayı garaja çekeceğim ve parçaları toplamaya başlayacağım. Ondan sonra ise bu aracımızla böyle bir sokakta ufaktan bir akacağız. O süreç zarfında araya bir şeyler gelirse telefon falan filan belki iş bakarız ama şu an ana odam şu arabanın tüm parçalarını toplamak, ondan sonra ne hale geldiğini görmek. Açıkçası teker konusunda daha sipariş veremedik ama olsun, sağlık olsun abi. Hemencik şuna bineyim ben. Başka bir işimiz gücümüz yok nasıl olsa. İşe falan yine gideriz yani, ona da zaman olur. Önceliğimiz bu olsun. Çalış bakalım sen. Hemencik neredeydi? Şu taraftaydın değil mi lan sen? Yeter yeter. Zaten şunu şuradan şuraya çekeceğiz seni. Hadi çok sorun çıkartma. El frenimiz. Okey, sıkıntı yok abi. Dur. Daha parçaları takalım, ondan sonra agresifleş. Şimdi değil. Araba tam ısınmadığı için şu an bayağı bir kapanıyor. Isınmasını bekleyemedim şurayı sokana kadar zaten. Burada başka bir işi yok. Şurada şöyle bir... İyi herhalde bu, böyle iyidir. El freni de çekelim. İnelim. Şimdi abicim parçalar için bir dakika şu kaputu bir açalım. Parçalar nereden başlayacağız hiç fikrim yok. Bir yere düşmedik değil mi? İyi güzel, tam ortalamamış. Ortalamışım, hiçbir sorunumuz yok. Sen bir açıl. Şimdi parçaların hepsini şu masaya getireyim ben. Ondan sonra rahat rahat çalışalım. Saat 12'ye doğru geliyor. Öğlene doğru. Gel. Hop. Şuraya bir yere atayım ben parçalar. Tek tek toplayacağız hepsini. Artık vidalar nasıl uyacak bilmiyorum. Onu bir şekilde uyduracağız. Umarım aynıdır vidalar. Allah şu parçalar yüzünden de kapanmasa kapılar da. Al abicim sen de. Devam. Bayağı bir koşturacağız evde. Bu kemer almışız. Koltuğun kendisi yok. Nasıl olacaksa o kemer şimdilik duracak yedekte. Exhaust sistem. Aslında onu arkada tutsam da olurdu. Ondan sonra arkanın parçası. Oo, radyatör. Gel abi. Sportif radyatör. Seni şuraya bırakayım. Başka neyimiz var? Paramız bayağı bir bol abi. Şu parçalar aslında şöyle bir şey yapsam. Hop. Allah düşmedi. Sonra kaybediyormuşum vesaire. Hadi yürü git. Tamam, masaya düştü abi. Kolonlar, subwoofer, right, bir de sağ solu var bunların da. Vay be. İyi, sen de şurada bekle. Tape. CD player diyor da CD'm var arkadaşım. Nerede CD de satın var da CD satın alalım. Ya da kendi müziklerimizi ekleyeceğiz, öyle bir şey olacak. Şunu da bırakayım. Direksiyon. Çok önemli parça değil. Bu arada direksiyon konusunda bu rally direksiyon sadece rally'de kullanabilirsin falan gibi bir yorum gördüm de onun dışında niye kullanamıyormuşum abi? Bir problem mi oluyor kullanınca yani? Bunu kemer ne yapalım? Abi şimdi kaybolma olayı da var. O risk de taşıyor galiba. Şöyle şuraya bir yere atayım da. Çünkü şu an kullanamayacağım, kaybolma ihtimali var. Gel. En uzun parçamız bizim. Bunu aşağı, direkt aşağı götüreceğim bunu. Şöyle aşağıda bulunsun. Oradan alır bağlarım ben bunu. Çok işimiz var. Öncelikle tabii ki de şu uzununu sökeceğiz abi. Ondan sonra bunu yerine takacağız. Sonra arkasına da diğer egzostun uzantısını ekleriz. Olur biter abi. Hele şükür ya, arabanın arkasından çıktı. Yarım saattir bu çantayı arıyorum. Yani yarım saatimi harcamışımdır herhalde. Her yere baktım. Kapat şunu da. Sinir bozuyor bazen şu anahtar çantaları. Hadi başlayalım. Öncelikle radyatörlerden başlayalım. Onun için de şunu çıkarmamız gerekiyor. Hop. Nereye gittin sen? Nereye düştün? Şu değil mi? Evet. Şu parçayı bir çıkaralım. Radyatörümüzü alalım abi. Hangi vidaydı? Kaç numaraydı onu hatırlamıyorum ama şöyle bir göz atalım. Tamam, 7 numaraymış abi. Şöyle çıkartayım ben şunları hemencik. Dur sakin. Evet. Eski püskü. Gel bakalım. Gel güzelim benim. Oo, şuna bir bakın. Of. RPM. Maşallah. Yakıyor. Ateş ediyor ya bildiğin. Oh. Mis gibi oldu. Yemin ediyorum mis gibi oldu. Hemen bağlayalım şunu. Tamam. Mis gibi oldu abi. Borumuzu verin. Borumuzu geri istiyoruz. Güzel. Evet.
Radyatör değiştirdik abi. Onu tabii sonradan coolant da dökmemiz gerekiyor. Bunun içi şu anda boştur. Şimdi bir sonraki olayımız ise şuna gelsin abicim. Şu ne kadar, hangi anahtar acaba? Şunları değişmemiz lazım. Bunlar 6 numara falan mıydı? Küçüktü sanki hatırladığım kadarıyla. 8 numaraymış bu da. Ben az önce kaçırmışım. Kaç tane var bunlardan? Aa, bu değil. Bunu nasıl her yerde ulaşabilirim ben ya? Evet, ikinciyi de buldum. Bundan 5 tane vardı galiba. Öbür tarafta da bir tane, bir de ortada bir tane vardı. Acaba doğru mu? Onu mu çıkarıyoruz şimdi? Sen mi kaldın? Çık sen de. 6 vida mı açtık? Bunu açtım. Bu alttakini açtım. Bunu da açtım. Aslında ayrı ayrı açmama da gerek yoktu sanki ama. Açmadığım varmış hala. Şu ikiliyi de açtım. Yalnız bu beyazın ya bize şu lazım. Paslanmış olanın parçası lazım. Şimdi bir deneyelim. Tamam, ver. Ver abicim, hele şükür. Çıkardık. Bir parçayı daha çıkardık. Twin carburetor. Oo, diğer... Yalnız bizim bu karbüratörü de çıkarmamız gerekmiyor mu o zaman? Ha tamam, bu da çıkıyormuş be. Ben de dedim, nerede hata yaptım böyle? Niye alamıyorum hala bu parçayı? Hepsini çıkarmışım. Bu iki parça yerine tek parça değil tabii ki de. Bunu da bağlayacağız. Oo, susuzluktan gebereceğim. Yorgunuz bayağı. Açlık çok yok. Uyur devam ederiz. Sıkıntı olmaz o konuda. Önemli olan şu parçalar takabilmem. Gerçekten zor yani. Şu an bir ufaktan zorlanıyorum. Harika. Bağlayalım. Bu tarafta iki tane var. Ortada iki midir, bir midir? Ortada birdir büyük ihtimalle. Şunu da bir görsen. Hayır, şunu. Heh. Tamam. Şurada bir tane görüyorum. Aşağıda var mı? Aşağıda yok. Öbür tarafta da iki tane var. Zaten uzaktan görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Bakınız. Yep. Tamam, toplam 5 tane vidası varmış. Başka da yok abi. İnşallah yoktur. Altlarda bir bağlantı noktası yoktu, değil mi? Direkt bağlanıyordu benim bildiğim. Yani varsa da artık bilmiyorum. Olmadı, şeyi götüreceğiz abicim. Bizim Mahmut Usta'ya götüreceğiz bu parçaları. O bağlayacak, düzeltecek. Gel bakayım. Abi çifte karbüratör nedir ya? Mis gibi olacak araba var ya, uçacak. Bağla bunu da. Eğilelim. Bunun şeyleri nerede? Evet, bir tanesini hemen bulduk. Diğeri altında var mı? Şöyle bir göz atalım. Altında da bir tane daha var. Unutmadan. Siz de görmüş olun bunlar. Bir de şurada bir yerdeymiş. Oha, bayağı altta kalmış. Bunu bağladık abi. Başka bir şey var mı? Şu civarda şöyle yoklayalım. Anladığım kadarıyla başka bir şey yok. Okey, bu parçadan da kurtulduk. Hele şükür. Hele şükür. Bir parça daha ve önemli parçalardı bunlar. Şimdi en alta inelim abi. Onun için şunu da yanımda götüreyim. Bunun bizim egzozla bir bağlantısı var mı? Çıkarayım hadi. Olmadı yerine bağlarım. Şurada bir tane. Başka yok galiba. 7 numarayı aldım bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir tane kaptık. Bunun şeyle alakası yok. Buradan gelirken ortada başka bir bağlantı yolu yok. Şurada bir tane var. Bunu da çıkartalım. Herhalde bu kadar. İki tane 7 numara. Bir de şurada var. Evet. Komple çıkartacağız. Allah, direkt düştü zaten. Sen. Bir de şu galiba. Şurada bir de yanında var. Sağ ta Aha da. Tamam. Buldum. Hele şükür. İn. Hadi çıkaralım seni de. Ya da burada kalsın be. Şu yeni parçayı takalım. Nasıl becereceksek onda. Hop. Hadi. Ah, geldi. Süper. Hemen oradaki iki parçayı unutmadan bağlayalım. Ha, bunda daha bir belirgin. Bakın. Hemen şurada ikincisi de. Az öncekini bulamadım yani. Zar zor buldum. Tamam. Arkada var bir tane. Şunu da bağlayalım. Sabit olsun. Oh be, paslanmazdan kurtulduk. Yani paslanmıştan. Şimdi paslanmamış olanını bağladık. Güzel oldu. Al şunu. Heh. Gelsin mis gibi. Ah. Dur, nereden bağlayacağız onu? Sen bir çekilir misin abicim? Şurada. Oh. Tüm gizliler bugün beni buldu. Başka bir tane daha var mı? Bakayım.
Yok, bir tane varmış. Birinin yerini buldum abi. Oha. Orada mı duruyor o? O ne alaka lan, öyle merkezde mi olur onun yeri? Yerini bulduklarımı yapıştırıyorum. Radyonun yerini daha çözemedim. Herhalde tamamen şurayı sökmem gerekecek. O sebepten bekleteceğim biraz. Oh mis mis. Şöyle ortada ol canım ya. Başka? Bir parça daha eksik sanki. O da şurada. Onun yerde şurada bir yerdeyiz zaten. Tamam. Şu ne ya? Hayvan gibi öyle ortada. Nedir arkadaşım? Hadi gelin şunları takayım bari. Oh, biri paket. Bunların üzerine örtemiyor muyum ben bu arada ya? Tamam. Şunları örtemiyor muyum yani? Artık örtemeyeceğiz. Böyle açık mı kalıyor bu? Çok çirkin ama şu sarı. Bunu artık çıkartalım abi. Doldu. Hadi bunu da çöpe atalım. Bu arada ben uyudum, dinlendim. Yoruldum çünkü. Uykum vardı. Şu an gece kalktık. Gece gece iş yapıyorum. Herhalde her şey tamam. Şu direksiyon kaldı bir tek. Bir de CD çalarımızı sökeceğiz, atacağız. Bu kaç numaraydı acaba şimdi? 10 numara. Tamam. Sök bunu. Okey. Kurtulalım bu direksiyondan da. Çıkar abicim bunu. Çirkin direksiyon çıkar. Gel bakayım ralli direksiyonu. Prostate. Hadi. Allah. Erken oldu. Tamam. Hemencik bağlayayım. Bu bağlanıyor, bağlanıyor. Tamam. Bunu da paketledim. Abi ne güzel bir direksiyonmuş yalnız bu. Şunların hepsi 10 mu? Şimdi bunu söksem ben. Teyp için lazım herhalde. Heh. Tamam be, çıkıyormuş abi CD çalar ya. Ben boşta söktüm orayı. Ver. Ve bir sürü şey söktüm onunla beraber. Tamam, gel sen buraya gel. Gel abi, kırılmak gücenmek yok. Bilgisizlik hep bundan. Gel sen de gel. Ay kıyamam size, hadi. Son bir parça. O da şurada. Böyle baya bir kız göstergesinin üstüne oturuyor oluşu garibime gitti şu an. Acaba bunu biz direksiyon değil de o içeri mi sokmamız gerekiyor? Ama zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Neyse, şu vidaları bir bağlayayım ben. Aç abicim garajın kapısını. Aç aç, çıkıyoruz biz. Bir çalıştıralım bakalım nasıl sesler çıkacak bundan. Çok merak ediyorum. İyice donattık aracı ya. Ses üzerine çok yoğunlaştık biz. Oo. Artık çıkalım abi. Araba iyice ısındı bence. Oo, seslere gelsen. Yanıma yiyecek içecek alayım da bari. Yoksa yetişir miyiz ya? Yetişiriz be, sıkıntı olmaz. Tamam, sakin sakin, iyi 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 sakin. Hemen öyle ateşlenme be. Şu mikrofonu da şöyle alayım. Sesi rahatsız etmesin sizi vitesi falan değiştirirken. Artık RPM'imiz de var abi. Devir göstergesi eksik diyorduk, bakın. Yerinde oldu. Tabii bu sefer hızı göremiyoruz arkalarda. Bunu sola falan alabilsek fena olmazdı. Biraz daha hızlandı ha. Yola çıkıp test etmek istiyorum ama yine parçalanacak diye korkuyorum araba. Böyle parçalara bölünsün istemem yani. Al 3'e. Zorlamadın. Şimdi asfalta çıkacağım. Ve asfaltta test edeceğiz. Eğer açıksa, yetişirsek de drag yarışlarına oraya gidelim ve orada arabamızı küçük de olsa bir teste sokmaya çalışalım. Tabii ki de yarışabiliyorsak olacak. Olmazsa o pistte böyle 3-5 bir şeyler yapacağız. Mahmut Usta, benim araba artık senin arabayı her türlü döver ha bak. Test etmek istersen buyur yani. Gel dışarıda görüşelim. Yollara çık abicim. Biz çıkıyoruz. Hadi hayırlısı. Polise falan denk gelebiliriz. O yüzden dikkatli gidelim. Gayet güzel. Sesi çok azıcık daha yoğunlaşmış. Başka da çok bir fark görmedim. Hızlanma olarak belki biraz hızlanmış olabilir. Hatta keşke drag yarışın böyle önce eski parçalarla, sonra da yeni parçalarla falan test etseydik. Bayağı bir verimli olurdu bu sefer.
Lan çıksana. Biraz spin atayım dedim. Şimdi zorlamaya da korkuyorum. Araba elimde parçalanabilir. 8000 devir. Zorla. Oha. Abi yok, çok fena şu an. Ben 3. viteste böyle gidemezdim. Araba akıyor. Araba akıyor bildiğin ya. Şu an göremiyoruz hızı ama 120-130 falan geçtik rahat bir şekilde hem de. 4. viteste 6000 devir. Sakin git, sakin git. Hala gözükmüyor zaten. Baksanıza. Yalnız bir dakika lan. Bir dakika. Araçtan çıkıp gitmemiştir inşallah. Parça. Şöyle bir kenara çekeyim de. Araba maraba falan çarpmasın abi. Ben direkt kopardım ya, içinden çıkıp geçmiş de olabilir yani. Seat driver. Abi çek şunu. Çek bakayım. Test edelim. Parçamız düşmüş müdür? Bu ne zaman oldu be? Abi neler oluyor? Abi neler oluyor ya? Dur hemen koşayım, kontrol edeyim. Koşarak kontrol etmek nedir ya? Böylesi daha mantıklı geldi sadece. Düşmüş müdür acaba? Önce arabanın içini kontrol etseydim daha mı iyi olurdu? Araba gelmiyor değil mi? Vallahi frene şurada bir yerde abandım. Bir araba sesi geliyor. Traktör sesim desek daha doğru. Geliyor geliyor. Ha. Hadi kolay gele. Düşmemiş herhalde. Dur arabanın içine bir bakayım ben. Yoksa geri dönüp yine buradan da bakarım. Abi parça bildiğin yok oldu şu anda ya. Geri gidip bir bakalım diyeceğim de. Nasıl olacak, ne kadar sağlıklı olacak bir de. Ya bulabilir miyiz ondan bile emin değilim. Yani bu bizim için ders olsun abi. Giderken böyle ani parçayı sökmeyiniz. Ben söktüm, pişman oldum. Karış şeritten gidiyoruz parçayı bulabilmek için abi ya. Hah, buldum. Tamam. Bulduk. Sıkıntı yok abi. Dörtler yakalım. Sıkıntı var hacılar. Dörtler yaktım, ona göre gelin. Alayım ben şu parçayı 2 dakika. Kimse yok değil mi? Ah canım benim ya. Sen kırıldın mı? Gel bakayım. Parçayı bulduğuma sevindim şu anda. Kapımı kapatayım da araba gelirken götürmesin beni de. Bayağı bir yamuk oturacağız ilk. Sonra düzeltirim ben onu. Heh, tamam böyle otur. Ne yapayım, kapıdan çıkacakmış gibi oturuyoruz. Çık abim. Arkadan araba gelmez herhalde. Heh. Hadi gidelim. Çok azıcık oldu. Dur tekrar. Niye bu kadar az pati çekiyorsun sen ya? Ha? Ver şunu bana. Dur. Oo, artist. Arabam şekil abi. Ben yokum ama sadece. Olmadı. Güzel. El freni de çekebiliyorum. Polis değil değil mi? Güzel, polis çıkmasın abi. Basalım bir güzel. 100 kilometreye geçtik. Al 4'e. Arabanın kontrolü biraz zorlaşıyor tabii hızlanınca. Orası sakat. Sesi bir arttı.
El freni çeksem ne olur? Dört mü maksimum? Roket gibi oldu maşallah. Sese bak be. İçeriden. Oh. Abi kaza geçirdim. İyiyim. Bir taklattım ya. Allah'ım. Çok şükür korudu Allah'ım. Benim pop-up'lar çıktı mı? Direkt taklatıyorsun doğal olarak. Araba da hızlı kontrolde kaybediyor. Yavaş gel yavaş. Tehlikeli bu yollar. Ölebilirdim az kalsın. Yine iyice hızlandım. Maksimum. Bas. Of. Polis çıksın karşıma, polis. Abi çok keyifli ya. Sonuna doğru basmak kadar keyifli bir şey yok. Lan. Arabama ne olmuş böyle ya? Abi ben böyle mi bıraktım seni? Bu ne kardeşim? İyice gitmiş araba. Allah Allah. Takla attığımda mı kayda girdi abi? En son Allah lan falan diyordum. Ve o esnada tabii ki de öldüm. Hemen Alt F4 çektim. Bazı şeyler takmamıştım. Ondan önce kaydetmedim yani bu parçaları taktıktan sonra. Ama önemli parçalar taktım. Ve nasıl takacağımı da biliyorum geri kalanında. Gayet rahat olacak ama bu taklanın etkisiyle beraber araba bayağı bir kötü hale gelmiş. 2-3 kere böyle bir döndüm. Orada bir sorun yaşadım ama olsun, ben bunu tamir ederim, sıkıntı olmaz. Mahmut Usta'ya götürme herhalde, gözü kaldı arabamızda, ondan dolayı böyle oldu. Önümüzdeki bölümlerde biraz iş yapacağız, para kazanacağız. O parayı da büyük ihtimalle işi nasıl yapacağız derseniz, gizli olan arabalar bulacağız ve paramıza para katacağız. Odun işi için aradı, onu halledeceğiz. Onu da sonra da geri kalan tüm parçaları birleştireceğiz ve arabayı tamamen yarış hazır şekilde getireceğiz. Ama yapabiliyorsak şu haliyle bile drag yarışına katılmak istiyorum. Yapabiliyorsak bunu bana haber verin. Çünkü ben denemek istiyorum. Artık gerisi size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.